Benim canım kardeşlerim, canım arkadaşlarım. 1997 senesinin Ekim ayında ilk haftasında Hong Kong'taydım. Asya krizinin başladığı günler. Benim de bulunduğum o salonda pek çok gazeteci arkadaş vardı. Sanıyorum aklımda kaldığı kadarıyla Sabah'ta yazan Şeref Bey de vardı. Şimdi birden soy ismini unuttum. Güler Kömürcü vardı. Akşam gazetesi adına ben toplantıları izliyordum. Ünlü spekülatör olarak tanımlanan, ki spekülatör olmak ayıp değildir, manipülatör olmak ayıptır ve suçtur. Spekülatör olmakla tanımlanan Saros, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le alenen kavga ettiler. Mahathir Muhammed o günlerde bizim bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ıydı, İslam aleminin, İslam dünyasının. Önüne gelene çakıyordu. Amerika emperyalist diyordu. Oysa Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler gibi yeterli sermayeleri olmayan, iş tasarrufları da olmayan ülkeler o açıklarını yabancı ya da küresel sermaye yatırımlarıyla karşılamak yolunu tercih etmişler ve acayip hoşlanmışlardı. Acayip. O arada da aynı bizde olduğu gibi küresel sermaye mesela Malezya'ya geliyor. Rintintin miydi neydi, bir paraları vardı. Para da dolarla eş gidiyordu hemen hemen. Yani dolara sabitlemişlerdi, öyle söyleyeyim. Hiç değer kaybetmiyordu dolar karşısında. Bir nevi sabit kur sistemi kullanıyordu. Ve benim canlarım, küresel sermaye Malezya'ya geliyor. Sabit kur ya. Faizler yüksek. Doların faizi yıllık %1,5-2 ise Malezya'da faizler %30. En az %30'a yakın yahut da. Adamlar geliyorlar, Malezya'nın devlet tahvillerini alıyorlar. Borsalarına girip Malezyalı şirketlerin hisse senetlerinden satın alıyorlar. Bir de Malezyalıların yaptığı o lüks gökdelenlerden, devasa lüks konutlardan 3'er, 5'er, 10'er, 15'er tane satın alıyorlardı. Para oluk oluk akıyordu Malezya'ya. Malezya ne yapıyordu o paralarla? Uçak filoları kuruyordu. Bizim Türk Hava Yolları'nın belki 2-3 mislini kuruyorlardı. Bütün dünya Malezya hava yollarını konuşuyordu. Lüks, iki katlı uçaklar. Bir tanesine yolculuk yaptım. Gerçekten olağanüstü güzel uçaklardı. Başka neler yapıyorlardı? Yollar yapıyorlardı, köprüler yapıyorlardı. Hep göz boyayıcı şeyler yapıyorlardı. İşte Mahathir Muhammed'le Saros kavga ettiklerinde, Mahathir Muhammed o ünlü spekülatör denilen, bana göre akıllı bir adamdır. Akıllı. Adam para kazanmayı biliyor. Spekülasyon ne suçtur, ne ayıptır, ne günahtır. Mahathir Muhammed'i kendilerini suçladığı için suçlayarak bizleri suçlama dedi. Bütün suçlu, bütün kusur, her şey sizlerde dedi. Ekonominizi yönetemediniz dedi. Develasyon yapmadılar. Yapın demişti Saros. İlk develasyon aklımda kaldığı kadarıyla Tayland'da oldu. Arkasından Endonezya'da, Filipinler'de ve Malezya'da da büyük develasyon oldu ama o develasyon yapılıncaya kadar küresel sermaye akıllı cin gibi geleceği görmüştü. Devlet tahvillerini de, satın aldıkları gayrimenkulleri de, borsadan satın aldıkları hisse senetlerinde hepsini şakır 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 satmış. Ellerine geçen rintinlerle ya da işte neyse o parayla da gidip ucuz dolar almışlardı. Ve sonra da kaçıp gitmişlerdi. Benim canlarım be. Biz o krizi görmedik. 1997 krizini görmedik. 2001'de Ecevit'in başbakanlığı, Bahçeli'nin ve Mesut Yılmaz'ın başbakan yardımcılıkları döneminde hemen hemen benzerini yaşadık. Ama bir fark vardı. Biz sadece kuru Türk lirasını bir nevi sabitlemiştik. Bir nevi sabitlemiş, iç tüketimi artırmıştık. Ama iç tüketimi artırmıştık ama biz öyle konut monut yapmıyorduk Ecevit'le. Ecevit ve hükümeti. Yollar yapmıyor, köprüler yapmıyorlardı. Sadece kur politikaları yanlıştı. 2001'deki o 21 Şubat büyük krizini yaşadık ve Kemal Derviş geldi. İşte ben dediğim gibi, bugünkü bir konuşmamda da söylediğim gibi, Berat Albayrak aynı Kemal Derviş'in yaptığı konuşmayı yaptı. Bugünkü kriz bana göre 2001 krizinden daha berbat bir krizdir. Neden? Çünkü o zaman 2001'de özel sektörümüzün borcu yoktu. Asya krizinde ise özel sektörün acayip borcu vardı. Şimdi tıpkı bizim olduğumuz gibi.
2001 krizinde de cari açık vardı ama bugünkü gibi değildi. Asya krizinin de o ülkelerin cari açıkları bugün bizdeki cari açık gibiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün açıklanan 12 aylık cari açığı 57.4 milyar dolar. 60 milyar dolar. Yaklaşık gayri safi milli hasılamızın %9'u. Bu cari açığa dayanılamaz benim canlarım. Benim güzel arkadaşlarım. Artı Bülent Ecevit'in döneminde Avrupa ülkeleriyle ya da Amerika ile ya da Rusya ile asla kavgamız yoktu. Yani iktisadi kriz geliyordu ama siyasi kriz boyutu hiç yoktu. Asya'da da siyasi kriz yoktu. Bütün kriz ekonomik boyuttaydı. Türkiye bu krizi neden çok derin yaşıyor? Neden daha da derin yaşayabilir? Ve neden pek çok siyasi konularda taviz verebilir? Biliyor musunuz? İşte bu ekonomik kriz, siyasi kriz de birleştiği için verebilir.